İyi günler sevgili seyirciler. Aksiyon ekranlarında yayınlanan Engelsiz Ses programına hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi çok özel bir konuğum var. Hem kendi özelim hem program için özel bir konuk. Daha önce de birlikte program yaptık. Birçok şeye güzel programa imza attık diye düşünüyorum. Onun dışında benim de hayattaki en büyük destekçilerimden, en sevdiğim, dost diyebileceğim yardımcılarımdan, hayattaki yardımcılarımdan güzel insan Birgül Ertan bugün benimle birlikte. Kendisiyle bir sohbetimiz olacak genel zaman içerisindeki. Ama onun bu zaman içerisinde benimle olmadığı zaman içerisinde yapmış olduğu çok önemli bir şey var. Bunu kendisi de birazdan bizimle paylaşacaktır diyorum ve kendisine dönüyorum. Hoş geldin Hoş Birgül. bulduk. Sağ Nasılsın, iyi olasın. misin? İyiyim, biraz yorgunum. Bayağı bir Yani zaman oldu. Yorulman için de güzel bir sebep vardı aslında. doğru. Evet, bebeğim oldu. Evet. Adını devrim koydum. Devrim koydum. Evet. Evet, hayatımın devrimi çünkü. Evet, kesinlikle öyle. Annelik nasıl gidiyor? Annelik güzel gidiyor. Önce güzel sözler için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Karşılıklı hislerimiz. Çok Teşekkür özel bir ediyorum. insansın. O yüzden Teşekkür hayatımdasın ediyorum. zaten ve hep de Ne olacaksın. mutlu bana. Bundan emin ol. Annelik güzel gidiyor. Yani biraz yorucu. Çünkü Evet. hani sağlıklı bir insan değilim. Engelli bir insanım Yani. sonuçta. Ne kadar Biraz şey yapıyor engelliysen daha artık. biraz böyle şey yapıyor, yoruyor beni. Normal Evet. anneler de yoruluyormuş, öyle söylüyorlar. Sağlıklı Evet. anneler diyeyim. Ama beni birazcık daha fazla yoruyor. Onun dışında gerçekten çok güzel bir hismiş. Yani ufak bir Gerçekten bebeği mi? büyütmek, onun her türlü şeyini, dakikasını izlemek. Ben bırakmıyorum pek. Biraz Evet. pampirik bir anneyim. Sürekli başındayım onun. Çok hoş bir şeymiş. Benim yeğenlerim var. O konuda da şanslıydım. Kazadan sonra Evet. doğanlar da oldu. Evet. Fakat hiç böyle izlememiştim bebeğin büyümesini. Bir de anne olarak izlemek çok daha farklı. Hani teyze hala olarak da güzel bir his ama Evet. anne olarak çok daha farklı bir şeymiş. Güzelmiş ya vallahi. Ben annelerin değerini bir kere daha anladım ama. Öyle mi? Yani hani gerçekten çok emek isteyen bir şey, çok fazla emek isteyen bir şeymiş. Severek de yapıyorsun zaten insan. Bir Yapıyor yani. gülüş yetiyor diyorlar, değil mi? Yani gülüşü Vücut yetiyor tabii zorluklarına rağmen. kesinlikle. Yani diyorum ya onun o şeyleri çok güzel. Aşamalarını izlemek çok güzel. Evet. Küçücükken, sonra gülmeye başlaması, sonra işte yürümesi, ufak sesler çıkartması, emeklemesi, henüz yürümedi pardon yanlış söyledim. Bir şey kalmadı ama. Az kaldı. Bir Değil mi? gayretli ki bir görsen yani. Biraz Evet. hareketli bir bebek. Hiç annesi engelli bir bebek değil. Fır 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 Hayır. dolanıyor ortalıklarda. Allah etmesin zaten ya. Yani. Yani ne bileyim ama senin ben hani o süreci hep zaten şey yapıyorum hani böyle seninle birlikteyken hani telefonda konuşurken gerek bir araya geldiğimizde zor da olsa uzun bir zaman sonra bile olsa senin hamileliği sürecin de sanki bana göre çok hızlı geçti. Belki Ya hani bu bizim şey şeyimizden mi bilmiyorum. biraz güzel İyi geçti. geçti diye Yani söyledin. ben Hani benim hep evet. aklım mesela seni düşündüğüm zaman Evet. hani zaten normalde de çok zorlandığımız hani günlük aktiviteler Tabii. içerisinde Doğru. bir durum ki sen bir de bir can taşıdın. Ya evet Yani ben ya. hep sana soramamıştım mesela ya bir gün içimden hep sormak geliyor da nasıl geçiyor, nasıl zor oluyor mu falan diye ama sonra Son sen bana deyince işte yok günlük çok da zorlanmadım deyince ne bileyim valla çok mutlu olmuştum inan bana yani. Ya çok sağ ol. Şey ben de şey bekliyordum. Zor geçecek. Zor bir hamile süreci Evet. geçireceğim diye düşünüyordum. Biliyorsun kasılmalarımız var bizim. Omurilik Tabii. travmalı olduğumuz için. O kasılmalarımın artacağını düşünüyordum. İşte bebeği Yani. taşıyamam belki diyordum. Sürekli yatmak zorunda olabilirim diyordum. Biliyorsun ben 7 aya kadar programa da geldim. Geldin Sana evet. eşlik Onu diyorum ettim. ya biz hani o süreci çok hızlı Evet geçtik. evet. Yani böyle sen hamile Son misin, değil misin? karnım büyüdü biraz kilo Vallahi almamıştım ama yani şimdi ay dede gibiyim. sayıyorum gayet güzelsin. Veremiyorum Annelik de yaramış bunu da zaten yani seyircilerimiz kilolarımı. önünde de Sağ ol, paylaşabiliriz sağ ama. olasın. Şey o son aylarda biraz beni zorladı. Evet. O gerçekten hani yatmam, kalkmam zor oldu. Bir de hani zor yürüdüğüm için sandalye kullandım. Tekerlekli Evet. sandalye kullandım. Ama iyi bir hamilelik geçirdim. Pek çok bir anne adayına göre iyi bir Sorunlu ve hamilelik geçirdim. sıkıntılı değildi. Yok, yok. Doğumdan Evet. sonra biraz sıkıntılarım oldu benim. Yani işte o ameliyattan sonraki süreç, sonrasında tiroid hastalığı Evet, falan evet. çıktı. Oluyormuş galiba E tabi ameliyat. bunlar da biraz ekstra gibi oluyor sanki Yani o ama. benim engelimle pek ilgili bir Evet, şeyler değil. yani. Fizyolojik bir şeyler Onun onlar. için. Sadece devrim çok ağırlaştı. Kolum ağrıtmaya başladı. Sağ olsun. Ama Sürekli artık böyle. saçını bile tarıyor yani. Yana tarıyor değil mi? Evet. Canım benim. Vallahi.
Ben çok istemiştim buraya getiresin ama tabii seyircilerimizin de şey, hava soğuk olduğundan. Bu Çok sıralar çok soğuk soğuk. bir, Yani Samsun'da evet. soğuk bir dönem yaşıyoruz. Bir anda soğuklar bastırınca, ya Evet. tabii çocuklar da çok çabuk etkileniyor. Bir de yeni çıktı Evet. hastalıktan da Değil onun mi? Onu da tedirginliğini biliyorum. yaşadım. Evet. Yoksa şey Aslında değildi. birlikte olmamız, onu da şurada bir ısırıp ısırmamız, mıcıklamamız iyi olurdu ama Getiririm ben Allah ömür sana. versin, o günler de Amin. Sağ gelecektir diye olasın. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ama işte söylüyorum, hani hep böyle televizyonlarda gördük. Gerçi benim gözümde sen engel değilsin. Hani kanedyenle yürüyorsun, kendini kaldırıyorsun, araba kullanıyorsun bir Yani şekilde. evet. Birçok şeyi zaten Evet. yaşam süreci içerisinde açtın. Hatta Şanslıyım. bana bile açtırdın yani. Yok O ya. açıdan valla. Yani ama diyorum ya, biz bunları hani hep böyle televizyondan falan duyardık ya böyle, yani engelli deyince herkesin aklına böyle çok ağır bir durum geliyor. Aslında gene ağır da, hani Ağır. her ne kadar zorlukları az ya da çok olursa olsun zor bir durum tabii ki. Ama anne olmaları hani böyle görüyoruz programda, işte hani ne bileyim işte tekerlekli sandalyede ya da ne bileyim bacakları olmayan birçok insan var ki bir şekilde amelilik süreci yaşamış, çocuklar olmuş. Mucizevi geliyor zaten annelik. Yani çocuk doğurmak mucizevi bir şey. Ve net Evet. öyle düşünmüşümdür. Ne bileyim, böyle bir şey de benim bir arkadaşım ve çok sevdiğim bir insanın yapması. Buradan eşine de çok selam söylüyorum, Ercan'a. Evet. O da bayağı büyük bir, ne bileyim, Çok şeyi büyük göze aldınız aslında. çok büyük destek. Hem Yani destek, Ercan çok büyük hem ikiniz destek. birlikte aslında birçok şeyi de göze aldınız yani. Biz alışığız ya. Veya işte 20 diyorum küsür ya, senedir yani alışığız evet, ya. Ona da ikiniz cesaret birlikte benim ettir. gözümde yani yapamayacağınız hiçbir şey yok. O sevgi ve saygı devam ettiği sürece. Dilerim öyle Dilerim de olur. öyle devam Dilerim hep eder böyle olur. Evet, haklısın. inşallah. Sağ Ama olasın. sonuçta hayat zor bir hayat. Sonuçta yani bir de böyle bir dünyaya bir çocuk getirmek zaten başlı başına bir düşünülmesi gereken bir konu. Doğru söylüyorsun. İşin Ben kötü neden tarafı, sözünü evet. kesiyorum? Lütfen. Neden cesaret ettiğimi sana anlatayım. Ben bir belgesel izlemiştim. Oldukça minik bir bayan. Cüce. Ama yürüyebilen cücelerden falan da değil. Yani sandalyede. Bayağı bir minik bir bayan. Hamile kalmıştı. Onun sürecini anlatmış mesela o belgeselde. Ve o kadar şaşırmıştım ki nasıl doğurabilir bu bayan? Ben engelliydim o zaman. Yani kaza geçirmiştim, engelliydim. Eğer dedim hani o yapabilirse ileride ben de doğum yapabilirim diye düşünmüştüm. Ve o yüzden cesaret ettim. Yani bir şeyleri izlemek, bakmak, görmek insanın kafasında bir şeyleri oturtuyor. Yapabilirim, Ya yapamam. tabii, O tür evet. şeyleri oturtabiliyorsun. Vücudunu daha iyi tanıyabiliyorsun. Tabii. Sonuçta ben zor yürüyorum. Omurilik travmalıyım. Ama fizyolojik anlamda bir şey sorunum yok. Onun çok farklı bir boyutu vardı. Bir bebek sahibi oldu. Bir de sen getirmiştin diğer programlarımızda kolu olmayan ya da paylaşmıştın. Tam Bacakları hatırlamıyorum. olmayan kaykay sol şeyiyle yürüyen birisi var ki Bir ben. bayanı Evet, falan 3 tane çocuğu getirmiştin. var onun bile. Ayaklarıyla çocuğuna bakıyordu. Evet, o var ve o da Yani var. bunlar Hani insanı diyorum ya, işte birazcık ben zaten söylerken hani hep bunu programlarda gördük, hani böyle hani YouTube'a verilmiş de görüntüler, paylaşımlar var. Yani ne bileyim, birisinin komple bacakları yok, kimisinin kolları kolları yok. yok. Hani bacak Yani bir evet. derece diyorsun, İşte kollarının tabii. olmaması. Yani ben ellerimi iyi kullanamıyorum mesela biliyorsun. Hani bebeğe ne yapabilirimi çok düşünmüştüm. Yardımcım da var sağ olsunlar. Yani o zaten Ben de bir normalde şeyler herkesin vardır yapabiliyorum. yani. Yani yapabiliyorum. Hani Evet. zorlayınca oluyormuş. Özellikle isteyince Değil mi? oluyormuş. Candan Yani isteyince insan bir isteyince şeye. gerçekten Evet. oluyormuş. Zor olan Doğru. biraz psikolojik tarafı Mete. Öyle Öyle mi? söyleyeyim. Orası çok daha farklı bir boyut. Yani ileride engelli Ne bir olacak? Doğru. anneye sahip olması. Emin abiye de sormuştum hatırlarsan. Emin abi Samsun çok kibar bir Spor Başkanımız şekilde Emin Kara, geçiştirmişti Sayın onu Emin ama Kara. yaşadığında insan anlıyor. Mesela benim kucağıma gelmediği zaman acaba çok oturuyorum da acaba beni sevmeyecek mi? Acaba onunla oynayamıyorum sorun olacak mı? O kadar çok acabalar yaşıyorsun Değil ki. mi? Asıl zor olan kısım o. Fizyolojiyi bir şekilde hallediyorsun da psikolojiyle çok cebelleşiyorsun. Öyle söyleyeyim. Aha da sana itiraf ettim diyormuşum. Ama yani ben şey, çocuklarda mesela ben yeğenimde biliyorum. Senin de gerçi sen kaç, 4-5 tane yeğen büyüttün seninle Beş mi? birlikte, Altı. büyüdüler. Altı En yeğenim büyüğü var. Merve'ydi, sağ ol. O Evet. seninle büyüdü mesela, ben bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Evet. Küçücük bir kızdı, şimdi üniversiteyi bitirdi, işe Tabii girdi. evet Ki ya. ama işte, ya bu çocuklarda ben mesela diyorum ya, yeğenimde mesela, Duru'da görüyorum bunu. Benimle birlikte büyüdü, o benim kucağımda büyüdü. Yani biz yerden bir yere giderken sandalyede benim kucağıma oturturlardı. Öyle giderdik. Ve Ne oturmadığı zevkli değil zaman mi? da kendini de şey görürdü yani. Acaba artık sevilmiyor muyum diye. Yani Böyle. çocuğu, evet aynen öyleydi. Yani
Çocuklar bunu çok daha rahat kabulleniyorlar. Çünkü ön yargısızlar, biliyor musun? Hani bu Doğrudur. budur diye kabulleniyor. Benim annemin de ya da ne bileyim dayımın da böyle bir şey var. Ve senden ne utanıyor ne çekiniyor. Duru öyle mesela. Benim yeğenlerim de öyle aslında. İşte o onlara Çok ayrı bir da olgunluk değer katıyor, veriyorlar biliyor hani sağ musun? olsunlar o Ben anlamda. Duru'da mesela olgunluğu görüyorum. Duru şimdi nereye gitse mesela, nerenin rampası var, nerenin işte Bakıyor değil tabii mi? asansörü büyük mü küçük mü, hemen gelir bana söyler mesela işte. Veya geçenlerde mesela sınıfında yine hiperaktif bir çocuk varmış. Şimdi o herkes onun için mesela şöyle şöyle derken, o ama dayı diyor, o hiperaktif diyor yani, o engel değil diyor yani. Onun biraz diyor hızlı çalışıyormuş diyor falan. Yani bunları bile artık şey yapmış, daha çabuk olgunlaşıyorlar. Hani yeni bir Evet. şey var. Geçen ben mesela şey gördüm. Çocuklarınızı engelli arkadaş edinmesine yardımcı olun. Yani bu gerçekten hayatın zorluklarının da, yani düz bir çizgi olmadığını, hani zorluklarının da olduğu ve kendi ellerindeki birçok şeyin nimet olduğunu ve o ilk çocuklarla da paylaşıp, çünkü onlar geleceğimiz bizim. Hani Doğru onların üzerinde, söylüyorsun. ben bu tip çocukların üzerinde daha sağlam temel, mesela şimdi yapılmayan, yapılması istenen şeyleri düşünseniz, mesela ne bileyim bir mühendis düşünün, engelli bir arkadaşı var Ya da bir çocukluktan beri, akrabası ya da bir var. akrabası Ya var, daha evet. duyarlı olacaklar diye Tabii. düşünüyorum bu O insanlara. konuda haklısın. Yani ben hiç bu taraftan bakamıyorum. Yani Evet. devrime bakamıyorum. Yani Ama diğer zaten türlü... diyorum ya, ben bu dünya yani zenginsin, fakirsin, engellisin, şeysin diye, zaten dünya bir garip gidiyor ya, kötü gidiyor. Ne bileyim bir savaş sesleri, herkesten böyle ne bileyim ölümler, mitingler, eylemler, kimsenin sözünü dinlemiyor, herkes bir tartışma içerisinde. Halbuki orta yol çok rahat bulunabilecekken, nasıl diyeyim, zora sokuyoruz işimiz. İki kişi oturup konuşurken sanki ne bileyim böyle, bana öyle geliyor. Bu kişilerin kim olduğu önemli değil. İki esnaf da olabilir. İşte benim önüne tezgah sen koydun, oraya ben koydum. Bu konu da olabilir. Büyüyebiliyor ve birbirleriyle kavga edip bıçaklayabiliyorlar. Yani buralara varıyor. Ne bileyim, uyuşturucusuydu, işte okul düzenleriydi. Durmadan değişen bir okul düzenimiz var bizim, sağ olsun bürokratlarımız tarafından. Yani çocuklar, çocuk yetiştirmek zor gerçekten Çok çocuklar. zor. Çok zor, haklısın. Bir kere Yani şeyi öğretmemek lazım. Çocuklarda o öğretiliyor mesela, bencil olmamayı. tabii. Fakat yeni nesil çocuklar hep bencil. Çünkü tek Haklısın. başına ya tek çocuk oluyorlar ya tek başına ebeveyn ona her türlü şeyi veriyor. Dışarıdaki şeylerden Evet. koruyor onu. Böylelikle bence çocuklar, duyarsız çocuklar, düşünmeyen Duyarsız. çocuklar ortaya çıkıyor. Duyarsız Bu olduğu biraz kesin. şey, menfaatlerin çok fazla öne çıkması ile ilgili diye düşünüyorum ben. Tabii. İnsanlar menfaatlerini çok düşünüyorlar. Yine ben bencilliğe geliyor olay. Hani ben iyi olayım, başkası ne olursa olsun Tabii. önemli değil ki. Hani o gruplaşmalar, o örgütlenmeler falan, ben onları görüyorum mesela televizyonda, hoşuma gidiyor aslında. Ve bunu gençlerin yapması benim çok hoşuma gidiyor. Tabii. Yani o eylemlerin içinde olması, işte Tabii. örgütlenmeleri, bir düşüncenin peşinde gitmeleri falan. Çok Yani haklısın. keşke bütün yeni nesili bu şekilde yetiştirebilsek ama çok az, azınlıkta. Evet. Yani o biraz çoğaltılabilse, dediğin gibi bu eğitimle olacak bir şey. Ve özellikle eğitimi bu kadar keşmekeş yapmalarının sebebinin de böyle gençler olmaması için uğraşmaları diye düşünüyorum ben. Bu naçizane benim fikrim. Yani Katılıyorum keşke yani. o şey Demokratik yapılmasa. şartlar içerisinde karşılıklı, ne bileyim hani öyle fazla uçlarda gezilmediği sürece, insanların hayatını tehdit edilmediği sürece, her türlü şeyin, bu hani sonuçta biz sosyal bir devletiz. Ne kadar adı üstünde olsa, uygulanmasa bile, bunların hepsinin hani daha iyi olması için bir basamak olduğunu düşünüyorum. Hani bir şeyleri düşünmezsen olmaz. Düşünüp de konuşmazsan hiç olmaz. Konuşup da karşılıklı Nihayete konuşup vurursan evet veya hiç işte olmaz. En hapsedilirsen azından vicdan yani olmaz. dillendirilmesi bile birçok şeyin çok önemli ama kimse ölmesin, kimse O zarar ayrı, görmesin, kesinlikle. kimse işte diyorum ya fazla ileriye kaçmasın. En Tabii. azından Yani oturup konuşmasını öğrenebileceğimiz bir toplum olmalı. saygıyı öğrenmek çok önemli Mete. Kesinlikle. Yani bunu hep konuşuyoruz seninle Evet. zaten. Saygıyı öğrenmek, Çok saygıyı haklısın. kaybediyoruz. Yani benden değil, öteki kısmına girdiğimiz zaman zaten başlıyor çatışmalar. Evet. Yani Hani dedim ya, ben daha önce söyledim. Katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Yani illa herkes aynı düşüncede olması ha, gerekmiyor. Ben bu söze tabii. çok saygı da duyuyorum. Yani Evet. katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Evet. Mesela birbirimizin makamına, yaşadıklarına saygı duymuyoruz. Ya Yok. şimdi mesela diyelim, hadi en basitinden herkes mesela birçok icraatından dolayı mesela başbakana yükleniyor.
Tamam, doğru olabilir, hak veriyor olabilir. Çünkü zaten herkesin aynı fikirde olması mümkün mü? Mümkün değil. Zaten güzel değil. Güzel değil. Yani Doğru da orada değişim o zaman olmaz ki. zaten bir doğruluk yoktur. Değişim olmaz Ama ki. şimdi sen ona mesela yüklenirken bir yandan da onun yerinde olmak istiyorsun. Ama onun yerinde olduğun zaman da sana da aynı şekilde davranıldığını düşünsene. Yani her şey belli bir üslup dahilinde olmalı. Davranılacaktır Demokratik zaten. olun tabii. Ama hani dediğin gibi üslup çok önemli. Yani tabii üslup çok Yani önemli. Bizde her şey belli bir yerden sonra kişiselleşiyor, biliyor musun? Ve oradan kaybediyoruz. evet. İnsanlar belli bir ideolojilerin önünde lider olarak öne çıkıyorlar bence. Ama ondan sonra artık işler kişiselleşiyor. Senin şeyin, çocuğun, şunun, bunu, onun şeyi falan, ne bileyim, böyle böyle derken işler iyice, ne bileyim, bana göre artık yani o normal gittiği yoldan sapıyor ve bizler de sapılmış oluyoruz. Yani bizler de başka o zaman raydan çıkıyoruz Balık baştan kokar diye bir laf var yani biliyorsun. tabii Yani onların biraz vardaki daha dikkatli insanlar örnek olması olacak lazım. ki Tabii ki. konuşmalarıyla, birbirleriyle, diyaloglarıyla falan örnek olacak ki yeni nesil dediğimiz insanlar da bizler de dahil Tabii. onu alıp baz alacağız. Yani bizim Kesinlikle. baştakilerimiz böyle hani bu şekilde olunması lazım gibi. Hani anne baba gibi hani anne babaya örnek alır Kesinlikle. ya çocuklar. Tabii. O şekilde ama biraz dediğin gibi seviye bayağı düştü. Çok Düştüğü çok için yani. de ne yazık ki gençlerden, işte izleyen insanlardan, Evet. takip eden insanlardan farklı bir şey beklemek çok zor. O Tabii. yüzden de duyarlı insanlar, saygılı insanlar Ya bir azınlıkta de kalıyor farkında işte. olmadan haklıyken haksız duruma düşüyorlar bu usluktan dolayı. Hani bir Ama onu şeyi fark savunuyor, etmiyorlar fark etmiyor işte. işte yani. Yani Ondan onu sonra mağdurum da mağdurum yani şu. ya Halbuki nereden çıkmıştınız yola bir dönüp bakılsa. evet. Bizde de böyle işte engellilerde resmen saflara ayrılmış durumdayız. Yani ilk başta zaten biz engelliler olarak toplumun yani ne bileyim internette bile engelli grupları ayrı. Yani mesela diyelim işte engelsizim, engelsizsiniz, sizler, engelsizlerin dünyası, 30-20'ler, işte bedensel engelliler. Hani mesela ben hep dikkat ediyorum, onların bile birbirleri arasında bir şey yok, iletişim yok. Mesela ben diyelim kendi adıma bir programımı diyelim atıyorum Cumhuriyetçiler ya da ne bileyim Atatürkçüler. Orada mesela engelsizsiniz programı hakkında kendi adıma birkaç fotoğraf koyup şey yaptınız ama insanlar yadırgıyor. Ya engelliyim ama Atatürkçü de olamaz mıyım yani? Ne Ne saçma bileyim yani gerçekten mi ya? aynen öyle evet Ki yani bir ben takip bakıyorsun etmediğim her için. orada da mesela işte halkız biz ya da ne bileyim mesela şeyler var. Mesela kendim ilk etapta bakıyorum ya mesela hiç mesela engelli halbuki nasıl diyeyim engelliler işte hani ve biz paylaşımlarında hep söylüyorum biz gümbür gümbür geliyoruz ya. Vallahi yani 8,5 milyonduk ama o çok klişe kaldı. Artık 9,5 bulmuştur. Aha Bulmuştur. önümüzde gene bayram Doğru. var. Bayramda gene sağa sola gideceğiz. Havalar soğudu. Trafik kazaları, terör, deprem, işte ne bileyim yani bu iç çekişmeler, çatışmalar, şunlar bunlar her gün Kazalar, ağır engelliler şunları. tabii canım. Yani evde ev kazaları falan Evet. derken biz gümbür gümbür geliyoruz. Yani herkes bize katılmasa da bu program hani izlenmese de yarın öbür gün ben inanıyorum bu gidişle istemiyorum ama. Allah korusun diyorum. Ben zaten kaza olduğu gün de dedim yani kendi başıma yaşadığım zaman bunun ne kadar zorluklarını. Tanrım dedim inşallah en sonuncusu benimdir dedim. Ama maalesef biz o Yok, kadar mümkün değil. uçlarda ve ne bileyim dikkatsizce yaşıyoruz ki hayatı. Birçok şeye dikkate almadan aman bana bir şey olmaz zihniyetiyle. Sayımız her geçen gün artıyor vallahi. Artıyor. Artması Maalesef keşke ama öyle artıyor. evet. Haklısın. Yani her eve bir tane ateş sıçrıyor gibi Ama geliyor bilinç bana. artmıyor İşte işte. bilinç Yani artmıyor. televizyonlarda falan E izliyorsundur, takip tabii. ediyorsundur mutlaka. O bir milletvekilimizin konuşması. Milletvekili miymiş o? Milletvekiliymiş. Vallahi ben esnaf ve sanatkarlar odası başkanı gibi böyle ne bileyim ya da bir esnaf falan düşündüm. Yani Yok, nasıl bir buradan. milletvekiliymiş. Gerçek düşüncelerini anlattı orada çatır çatır Yani adam. güzel de söyledi aslında. Yani insanların hani demin seninle de konuşuyorduk ki daha önceden bunun üzerine konuştuğumuzda. Hani ben diyorum ya bunlar zaten birçok insanın aslında nasıl diyeyim gerçek düşünceleri. Düşünüp de Maalesef öyle. E tabii söyleyemedikleriydi. bir de bir araya geldikleri zaman böyle Ne konuşuluyordur. mutlaka. Hani biz nedir? Biz potansiyel bir oy potansiyeliyiz. İşte hani önümüzde mesela engelliler günü var Aralık'ta. Ondan sonra işte yerel seçimler. E şimdi ben buradan direkt olarak söylüyorum yani bizi daha çok göreceksiniz bu sıralar ekranlarda. Bize sarılmış milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları ne bileyim. Bunların daha çok olacağını şimdiden garanti verebilirim. Ama mesela ortada da bir şey var. O milletvekili yani şahıs sağ olsun, iyi olsun, hoş olsun da bir şey var yalnız. Bir yasa konuldu.
Evet. Tamam mı? O yasa uygulandı mı? Bak 7 senede bir şey yapamadınız. Yok ya daha Ağzınıza yüzünüze bulaştırdınız ve tabii. daha da uzatıldı. Bir de o yasayı hani şimdi o yapılacakları denetlemek için bir yasa bir şey daha kuruldu. Bir komisyon daha kuruldu valilikler tarafından. Bunun tam ayrıntılarını bilmiyorum. Aslında Ufuk Bey'le biz Ufuk Gürbüz Görme Engelli program yapımcımız Ufuk Evet. Tambak Gör programı yapan kişiyle konuştuk bilmiyorum. Ama orada işte ki bilmiyorum artık insanlar ne derece anladı. Şimdi hani onu da denetleyecek bir kurul kuruldu. O kurulda da insanlar var. Yani onlar da işi ciddiye almazsa, gerçekten şeyi yapmazlarsa aynı şu zaman olduğu gibi yine aynı şekilde devam edip gidecek. Sadece konuşmakta Evet, olur. O konuşmakta. milletvekilinin konuşması çok büyük bir şey ama. Yani ayıp da içeriyor aynı Tabii zamanda. canım o... Yani engelli ailesinde engelli olan bir insanın olmasını paraya dayandırması, para kaynağı Tabii. olarak göstermesi gerçekten çok çirkin. İstersen seyircilerimize hangi olay olduğunu bir hatırlat. Yani Yani hani biz sizi ne demek hatırlar adam mı yerine koyduk da diye. işte size yasa çıkardık da aslında Evet. kimsenin ya ben mesela o şahsın beni adam yerine koyup koymaması çok umurumda değil yani. O zaman da sorarım ya beni adam gibi adamların adam yerine koymasını isterim. Eğer adamlık neyse onu da ben zaten Bu hala şekilde her konuşmak değil şeyde adamlık. Yani yani bu hani adamlık neyse neyse. onu anlamış değilim Aha, yani. evet. Kimisinin 10 tane çocuğu var ben adamım diyor. Kimisi ne bileyim işte birisini karşıdan karşıya geçiyor 40 yılın başında bir şey ki ben de adamım diyor. Kimisi normalde yapmış olduğu işi hani senin görevin de yani değil mi? İyi yaptığı zaman ben adam gibi iş yapıyorum diyor. Ya bu senin işin ya. Sen bunu yapmak zorundasın. Onu iyi yaptığın zaman adam gibi. Ya bu adam gibi kavramını biz biraz ayağa düşürdük. Yani bana öyle geliyor. Yani adam gibi insan işte başına ne geliyor? İşte düzgün, Aslında insan gibi hani. herkes adam gibinin ne olduğunu biliyor da kendi işine göre yontuyor. Yani Yani o da kendine var. nasıl geliyorsa o şekilde yontuyor. Ama Ama onun bu sonu yok ki işte. yok işte. Hep Yani adamız kardeşimiz yani ne olacak ki? Ama ben de işte sanki çok bir şey mi? Mesela geçen biz Gülay Hanım'la birlikte olduk. Senin de tanıdığın çok güzel bir insan. Ben buradan aslında o Simorg Akademi eğitim danışmanlık hizmetlerinde görev veren, hizmet veren Müge Hanım'a, Gülay Hanım'a, Saim Hanım'a çok selamlarımı gönderiyorum. Mesela Gülay Hanım bana dedi ki mesela sen dedi düşünebiliyor musun dedi. Dışarıdaki kaç insan dedi senin yerine geçip de burada program yapabilir. Ben hiç onu düşünmemiştim. Herkes yapar diye düşünüyorum. Hala böyle düşünüyorum. Ama şimdi mesela ben ne oldum? Adam mı oldum yani? Adam gibi falan mı ama diyeceğim şu var kendime? Mete, yani sen gerçekten bir şeyler yapıyorsun. Ama bu bir Ama kavram olarak bir yani kavramı çok ben içini bir çok şey boşalttılar. O evet. ayrı bir konu ama insan söylemese de kendinin birazcık ne yaptığını, hani değerini bilmek derler ya, onu da bilmek Maalesef lazım. evet öyle. Evet. Ama bu konuşan insanların içi çok boş olduğu için kelimeyi de boşaltıyorlar. Yani farkında Yani hani değiller durumu dediğin ya. gibi çok boş bir kelime oldu. Fakat Gülay Hanım'a ben katılıyorum. Yani sen yaptıklarını göremiyorsun. İnsan dışarıdan bakamıyor. Mesela Va evet. bana da söylüyorlar, çok güçlüsün de şöyledir de böyledir. Ben hiç kendimi güçlü hissetmiyorum mesela. Ama dışarıdan baktığın zaman belki de o şekilde görülüyor. Öyle. Yani sen kendini küçümseme. Saçmalama. Gerçekten küçümseme. Ben sadece Yani gerçekten samimiyetinde söyleyeyim. Hani sen bunu daha iyi biliyorsun. Hep sana danışıyorum, konuşuyorum. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi kapsam alanında, çapımda. Hani burada mesela ne bileyim, mesela şimdi şu an sohbet bana çok keyif veriyor. bana da. Çünkü ben nasıl anlatayım mesela seninle çünkü sohbetlerimizde ben kendime göre birçok şey alıyorum. Ve içimdekileri çok rahat konuşabiliyorum. Çünkü seninle anlaşabiliyoruz. Evet. Aynı frekansta Evet. buluşabiliyoruz. Hani bir de yaşadığımız. Ben mesela bu programı yaparken hep söylüyorum. Yani ben burada bu programın bir engellilerin izlemesi ya da şey değil. Benim için engelli olmayanların izlemesi mesele. Ama zaten getirdiğin konuklar çok güzel İşte konuklar. ben o Baktığın açıdan evet. zaman Mesela bana diyorlar ki yani niye engellileri çıkarmıyorsun? Ya sürekli engelliler ve olmaz engelli ki. yakınları hep zaten durumun Tabii farkındalar. sürekli Onlar zaten engelliler. yaşıyorlar bu Tabii. hayatı. Ama benim için buraya katılan bir konuğun fark etmez veterinerler odası başkanı olabilir. İşte hep söylediğim gibi işte böyle bir bürokrat olabilir, yakınında bir engelli. Asıl onların katılması gerekiyor. Çünkü onların kendilerine göre bir çevresi var. Ben her programda bir 50-100 kişinin dikkatimi çekebilirsem Tabii. kendimi kârda sayıyorum. Çok İşte o haklısın. zaman bir Çok yere haklısın. ulaştım diyorum. Ha burada mesela çıkartırsın mesela çok katılmak isteyen engelli arkadaşlarım var, tanıdıklarım var bir şekilde. Ha ben onları küçümsediğimden ya da ha buraya layık değiller diye Olur mu değil. öyle? Ha tabii ki de. Kesinlikle değil. Ama o zaman da ne oluyor biliyor musun? İnsanlar mesela bak en son ben Muammer diye bir arkadaşım var. Yani çocuk hani engelliyim falan. Ne engellisi ya?
Adamın hayatında yapmadığı tek şey Mars'a roket göndermek yani. Ya, Sonra gerçekten. onunla uğraşıyor. Aynen. Sen resim yap. Tamam mı? Onun üzerine şiir yaz, onun üzerine kaligrafi denilen bu tabaklara yazılar falan yazılıyor böyle çok süslü, hat sanatı gibi böyle. Onu yap. Onun üzerine daha bir de ne bileyim ork çal. Ondan sonra ben gidip engelleyeyim diye ortalıkta gezeceğim. Yürü git. Yani senin ne işin var ya Allah seversen. Ama insanlar bu kişileri ekranlarda gördüğü zaman şöyle diyor. Ya çocuğa bak o haliyle neler yapıyor. Ya o sen nasıl 8-5 işe gidiyorsan, hayatta bir şeylerin varsa o da onun hayatı yani onun halinde ne var? O da hayat içinde bunu yapıyor. O da onun işi yani öyle düşünmek lazım. Şekil bozukluğu var. Yani ne, neyse Şekile nedir önem yani? verdiğimiz için şekil bozukluğu Tabii var. Bilmiyorum o hala tabii. arkadaşın engeli nedir ama O yani camcı kemik vallahi anlattı ama ben hiç dikkat etmediğim için böyle bu tip yani şeylere. Hani yok kemikleri kırılan zor bir dönemden de geçmiş çocuk ya. Yani öyle kolay kolay bir hastalık değil. Hani cam çocuk diyorlar ya. anladım. O rahatsızlığa Zor şey. bir hastalıktır Evet. herhalde. Buradan kendisine selam söylüyorum Muammer'e. 20 tane tablo olunca 30 mu? Pardon 30 olacaktı herhalde. Sergisini açacaktı. Çok Ve güzel. yaptıkları yani ben resimden anlamıyorum. Orada da bunu söyledim ama bir yere gitsem, bir resim almaya kalksam onun mesela 30 resminden 5'ine göz koyardım yani. Yani manzara resimleri falan diye kendime Evet. bana hitap edecek resimlerini. Alırdım yani vallahi alırdım. Gerçekten işte böyle salonun ortasına böyle lap diye koyup da yıllarca durabilecek resimlerdi yani yağlı boya tablolar. Evet. Yani onun için diyorum ya ha onu mesela bir şimdi mesela bu bende de var. Ben bunu kendim de yaşadım hani. Önceden Mete Kahraman tarif edilirken işte ya Mete var ya bizim Mete işte şurada hani şu firmada çalışıyor falan hani şunun arkadaşı şurada oturuyor derler. Ama şimdi Mete Kahraman tarif ya Mete hangi Mete ya şu tekerlekli sandalyedeki var ya. Hani o işte. İşte onun için insanlar böyle bu tip yakıştırmaları artık bilmiyorum niye ama ben istiyorum ki hani bu kavramlar var. Biz hala çözebilmiş değiliz bunu mesela. Engelli mi, özürlü mü, sakat mı? Hatta daha da ileri gidip ucube diyenler var yani. Rahatsız diyenler var. Yani işte onun yerine demeliler ki mesela Mete Kahraman Mete. İşte hangi Mete ya işte mesela uzun saçlı diyebilir, top sakallı diyebilir. Ama artık bizim bir aksesuarımız var ya o aksesuar hani direkt olarak göze çarpıyor ve bu insanların artık hem akıllarına hem gözlerine kazınmış durumda. Ben hani anlatırken sandalyeli Mete veya kanedenle yürüyen Birgül demeleri rahatsız etmiyor da hani Evet. bizim bu anlamda normal insanlar gibi yaşayabildiğimizi, düşünebildiğimizi, hissedebildiğimizi anlamalarını isterim o insanların. O Tabii şekilde ki yani. söyleyebilirler. Yani gözlüklü, Yani benim tamam. mesela bu da protez. Benim takıldığım Gözlüklü, yer o değil. Evet yani. diyorlar desinler. Evet. Sandalyeli diyorlar desinler. Ama ben insanım. Beni Tabii. insan olarak kabul etsinler. Evet Mesela o. engelim var. Belki cam çocuğum. Belki omurilik felçlisiyim. Belki bir ayağım yok, belki bir kolum yok, iki kolum Tabii. yok. Her neyse. Bedensel engelliyim falan filan. Ama ben insanım, hayatın içinde olmak istiyorum. Beni insan olarak kabul edin. Tabii Asıl canım. önemli olan o. Bunu yapamıyorlar. Yani bilmiyorum. Hani ben kaza geçirmeden evvel duyarlı olduğumu düşünüyordum ama hani belki ben de yapamıyordum. Hani onun eleştirisini de arada bazen düşünüyorum. Nasıl davranırdım acaba falan gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bana acıyarak da değil. Yardım edin evet ama acıyarak değil. Farklı bir yerden gelmişim gibi bakmayın mesela. Çok Tabii. var. Yani acayip derecede toplumumuzda çok fazla. Merak edebilirsiniz ama merak ötesine geçiyor bizim Doğru. halkımızın yaptığı. Yoksa hani kanedyendi, tekerlekli sandalyeydi falan. Ama bunu anlıyorsun ya. Takıl tabii. Küçümseniyor musun Tabii. yoksa tarif mi Tabii. ediliyorsun? Mesele burada zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Hani yani dedim ya demin bizi kimsenin adam yerine koyması gibi bir beklentisi olduğunu sanmıyorum. İnsan yerine koyunca hani Yani. aynaya baktığında gördüğün şeyin yerine koy. Artık Evet. orada ne görüyorsan insan mı görüyorsun, hayvan mı görüyorsun aynaya baktığında Daha çok karşılığında. ucube Hani görüyorlar. yani eğer Doğru kendini de bir ucube görüyorsan tamam beni de öyle gör. tabir kullandın Beni yani. yani beni kalkıp da yani ne bileyim adam yerine koy. Ne koyacaksın adam yerine ya? Ne bileyim ya sen git Einstein adam yerine koy. Ya da ne bileyim Ay yani bunu bu kadar çirkin bir yani şekilde ifade etmek ne buralara kadar kötü. getirmemesi Ne ki kadar bizim kötü değil mi Mete? evet ondan Yani sonra bu bir de biz hala uğraşıyoruz yok efendim yasalardı masalardı evet. oho oralara gelene kadar Ya insanın içinde bitirmesi lazım. Yasayla olmuyor ki o iş. kesinlikle
Yani o içinde onu hissetmesi lazım. Oraya Çok çıkmış, haklısın. bangır bangır bağırıyor. Başbakanı işte övüyor, bilmem ne. Kendi düşüncesini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Hani para kaynağı, Tabii. biz para kaynağı yaptık engelleri. Bir onu söylemiyor ya. Evet. Yani bu çok çirkin bir söylem. Adamın içinin ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor aslında. Ama bunu kaç kişi görüyor ben çok merak ediyorum. O adamın konuşmasını alkışlayan insan çok fazladır diye düşünüyorum. E tabii canım fazladır. Onun için ben onu çok O görmüyorum çok ya. şey, acı bir durum ya. Acı bir Beni durum tabii. gerçekten E çok şey sonra yaptı, üzdü o. bahsettik mi biz hani Down sendromlu birinin rehabilitasyon merkezinde işte sen böyle konuşursan oradaki o yönetici de Ya, Down sendromlu çocuğu da böyle ya. ağzını burnunu kırarcasına yerlerde sürüklercesine Bir sonra. döver. Yani sen bir kere nerede olduğunuzu bir hazmedin ya. Size örnek alan insanların olduğunu Tabii, hazmedin. tabii. Şimdi ben demin mesela tekerlekli sandalyeden ben açtım biz çok açtık ama şimdi bunu yaşayan küçük çocuklar da var. Kim der ki ya mesela benim canımın içi kızım eve geliyor bunlar yaşanıyordur ya biz bunu tabii çocukları bilmediğimiz için hep hani ya anne işte benim için işte tekerlekli sandalye ya da tane diyenli ya da ne bileyim işte böyle böyle diyet o çocuk da yara yapar. Kolay kolay da altından kalkamaz. Ben kentten hani olayları belli şekilde aşmış insanlar için demiyorum. Hadi biz yaşıyoruz bir şekilde yolu yaraladık açtık. Hani Allah yani ömür versin sıkıntı vermesin. Evet. Sıkıntı vermesin, hayatımızı kolaylaştırsın ama madem ki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yeni nesli ve o çocukları da düşünmemiz lazım. En azından hani onlara güzel bir şeyler kalsın. Ve bunun için de susmayalım. Hani benim de sloganımdır, acımasızca susmak bizim suçumuz diye. Evet. Hani insanların engellerini böyle çıkıp da gerçekten mantıklı şekilde, demokratik koşullar içerisinde, karşısındaki insanı anlayarak, empati yaparak, herkes bizi anlamak ya da bizi insan yerine koymak. Ben hep söylüyorum, beni sevmek zorunda değilsin. Tabii. Ama bir insana ne kadar saygı duyuyorsan bana da o kadar saygı duymak zorundasın. Yani benim mutluluğum kimsenin mutsuzluğundan geçmesin ama senin mutluluğun da benim mutsuzluğumdan geçmesin. Yani karşılıklıdır her şey yani ben Tabii. buna katılıyorum. İşte onun için yani bana göre o Down sendromlu çocuğun o rehabilitasyon merkezinde öyle yaka paça yerlerden yerlere süründürülmesi ve onu yapan adamın da artık örnek aldığı kişilerde ve demin bahsettiğimiz öyle güzel güzel konuşan insanlara bir şey yaptığını zanneden Ben şey bu kişiler. yeni dönemde hani biraz böyle bu son senelerde falan biraz daha özel okulların özellikle o özel Evet. okuldu. Devletin okulu Tabii değildi tabii bildiğim öyleymiş evet. kadarıyla. Özel okullarda çok daha hassas eğitildiklerini düşünüyordum ben bu çocukların. Ama gerçekten insanlıkta bitiyormuş ve beni yine yanılttı. Ben hep bu okullarda bu çocukların hırpalandığını düşünürdüm. Son zamandaki bir takım şeylerle duyarlılığının artmasıyla diyeyim. Öyle görmek istiyorum çünkü özel okulların açılmasıyla biraz daha titizlenildiğini falan düşünüyordum. Hocaların daha dikkatli seçildiğini, çocuklara daha iyi davranıldığını falan düşünüyordum ama bu haber gerçekten benim bütün ümidimi yerle bir etti yani. Sen hem para veriyorsun hem çocuğunu gönderiyorsun. Yani biraz eğitim alsın, biraz en azından bir ne bileyim yani kendi hayatını kurtarmaya çalışsın, idame etmeye çalışsın diye. Bir de onun üzerine üstüne de dayak yiyor çocuk Küçük yani. çocuğa bir Bir de o darp edilmesi ailenin zaten yaşadığı çok acı bir şey yani de. o... Bir de hani engelli bir çocuk o. Yani hayata katılacak bir çocuk o. O yüzden okula gitmiş. Ve onu darp edilmesi iki kat acı veriyor insana ya. Ve Bir bu de nasıl bir onun... insandır acaba? Hani kendi çocukları falan var mıdır? İnsan şey yapıyor, merak ediyor. Kendi çocuğu inşallah vardır ve bu ne bileyim ne denir ki? Adamın bu tip muamellerinden uzaktır ya da ne bileyim. Ya da çocuğu Bilmiyorum. olmasın ya. Umarım Yani adamın şey çocuğu da olmasın. konuşulmayacak bir Pek şey hak etmiyor aslında. yani vallahi yani hak ediyor Evet. bizi bilgilendirmez ya çok onu. Bizi çok aşar ama ne bileyim ya bu sen yani insan ben mesela kendinden daha aciz durumda olana 4 kişinin 5 kişinin bir kişiye girip de dövmesi bile benim çok ağrıma giderken yani sen bu adamdan güçlüsün de istediğin şekilde döversin yani aciz, senden daha aciz, daha güçsüz olan durumları bile dünyanın neresinde olsa olsun pek kabul edemezken bu durum benim Hayır, için üzücü niye bu yani. böyle bir okulda niye öğretmen oldun ki? Eğer içinde böyle kıpırtılar, böyle bir şiddet eğilimi varsa bu okulda niye öğretmen oldun ki? Ha bir de Başka bunlar bizim okulları gördüklerimiz ya vallahi. tercih, tabii, başka okulları tercih et. Yani daha hani kendi kafana göre sağlam çocuklarla çalış. Sen niye böyle bir okulda Ya bir spor öğretmensin ki? akademisine falan git ne bileyim orada ne bileyim senin gücünün yeteceği birileriyle uğraş yani. Bence hiç insanla Boks uğraşma. eğitmeni ol değil mi? Aslında böyle insanlar insanlarla uğraşmayacaklar, Uğraşmasın tabii canım. küçüğüyle büyüğüyle. Kesinlikle. Yani şiddete meyilli olan insanlar. Gece bekçiliği güzel olur onlar için.
Yani geceden bir gündüz de uyusunlar. Değil mi? Yani ne bileyim ya. Üzücü. Biz böyle gülüyoruz, hoş sohbet ama yani o ailenin de yaşadığı bir travma vardır. Yani çocuklarını bir an akşam eve gelmesine oturuyorsun. Çocuk mesela gidip de eve anlatmaz ki. Yatılıymış İşte. ama galiba o okul. Yani ne olursa olsun Yani de yani. Ya, aile bir hafta sonra mı ne tabii. öğrenmiş Mete? Hani haberi Yani tam dinledin mi bilmiyorum ama. o bir hafta içerisinde bile yani nasıl diyeyim gidip de kurtaramadık, alamadık düşüncesi bile. Neden daha önce yetişemedik düşüncesi bile o adamları Dilerim öyle kahretmişti. düşünüyorlardır. Yani ne bileyim yani Bir, üzücü yani bir de gerçekten ailelerin üzücü. de biliyorsun böyle hassasiyetlerin olmaması durumu da var. Ya, o da ayrı bir şey, oraya hiç girmeyelim ya. Ya onu bak şimdi sen öyle söyledin de ben mesela Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Başkanı Aynur Yiğit var mesela burada. Onunla bir programımızda sağ olsun teşekkür ediyorum ben kendisine katıldığı için. Selamlarımı da gönderiyorum. Bir öğretmen varmış mesela, iki tane görme engelli çocuğu varmış. 8-9 yaşlarındaymış, düşün bu bir öğretmen yani. O yaşa kadar daha dışarı çıkarmamış utandığından. Böyle çocuklarımın olduğundan dolayı utanıyormuş yani. Böyle eğitimciler varmış işte yani onun için. Biz olmuyor duyduklarımız bunlar, gördüklerimiz. Bir Bir de annenin demek onu ki nasıl yapabileceğini anlamıyorum biliyor musun? bilmiyorum yani. Yani çünkü anne çocuğunu çok güzel görüyor ki veya Ya her kargaya şeye bile değer yavrusu görüyor şahan ki. gözükür derler ya. Evet, o Yani nasıl bir annelik şeydir? başka bir şeydir de ne bileyim ya. İşte bilemiyorum ya. Yani Bunun üzerine onlara çok konuşulur da ya bunu işte ne yani. bileyim ne yapacaksın en kötü ihtimal diyeceksin ki psikologlara, psikiyatrlara havale edeceksin. Yani gidip onlarla görüşmeleri gerekir ama Uzun süre hem bizim de en son yıllarca, gittiğimiz yer yıllarca. en son gittiğimiz yer psikiyatrist ya da psikolog oluyor. Evet. Yani birilerinin telkinleriyle daha Evet. çok da gidince hani dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatmaktansa iki ilacı alıp eve gitmek tercih ediyoruz. Antidepresan manyağı bir O toplum işte olduk işte onu yani. yapmasak keşke. İşte yapmasak Yani diyorum hani evet. konuşarak halledebileceğim bir şey bir uzmanla. Konuşmak bir de insanı Tabii rahatlatıyor. canım yani Yani farkında değiliz ya. evet. Yani gidip de mesela biz geçen işte gene oraya geliyorum Gülay Hanım'la program yaptığımızda bizim program bir seans gibi oldu. Hani onun İzledim o ben onu evet sonradan. yani Evet. işte diyorum ya insan konuşunca sıkıntılarını anlatınca. Gerçi o üçü bana hala neden psikologlar, psikiyatristler bu kadar güzel oluyor diye soruma cevap veremediler ama orada sınıfta kaldılar. Hala düşünüyorlardır ve bir şekilde bana ulaştırırlar diye merak da ediyorum aslında. Beklentim de var. Yani ne bileyim ya biz de enteresan bir toplum olduk o bir kere ortada. Neye nasıl tepki vereceğimizi, nasıl vereceğimizi bilemiyoruz o da ortada. Anlık tepkiler veriyoruz ondan sonra pişman oluruz o ortada. Çok gerginiz, çok sinirliyiz, Çok. kimseye tahammülümüz yok o da Çok. ortada. Balık baştan kokuyor diyorum Yani işte sana. oradan geliyor aslında Yani işte diyorum ya. baştakiler çok Hep gergin. gerginiz. Onlar da çok gergin. Yani Evet. nasıl diyeyim? Ne olacak bilmiyorum. Aslında bence herkes alacağını alsın, çekilsin kenara ya. Yani Mümkün değil ki nasıl? insanı doyuramazsın, Yani tatmin evet, senin edemezsin. ne işin var Helal Emek'in gözünde? Ya al biraz tatmin ol, mutlu ol bir şeylerden falan. Yani ne bileyim? Yani ne bileyim işte o keşke o milletvekilinin bu programa katılma teklifini kabul etseydim. O ona bozuldu aslında. Öyle tahmin ediyorum. Ve bütün engellilerin suçunu üstüme alıyorum. Ben yaptım yani onu sinirlendirdim. Çok istedi, çok ısrar etti ama ben dedim yasayı tamamlayın ondan sonra gelirsiniz. Ondan sonra ondan bahsederiz falan. Ya sen yokken kimler uğraştı benimle ya? Konuğun olmak istiyoruz, programa katılmak istiyoruz. Bakanlar, milletvekilleri koşturdular, Yalan aradılar, atıyorsun. Yalan söylüyorsun. çatladılar falan var. Allah. Ya en son Drogba istedi de Onu Allah'tan alırdın ama milli sen. takım arası alırım dedim. Yok dedi kaptan olarak Fildişi sahilleri değil dedi. Üzüldü falan ama ne bileyim artık benim de yapabileceğim şeyler sınırlı. Ama senin programın şaka bir yana çok güzel gidiyor. Ben seni Ya bu tebrik işte diyorum ediyorum. ama hep hani o gün şey de herkesle konuşuyorum. Bu senin gibi güzel insanlar var çevrende valla. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hani hem sen ol, senin arkadaşların olsun, işte eşin Ercan olsun, benim annem, ne bileyim ablam. Ben şanslıyım. Hani o gün mesela söylediler bana insan ölmeden önce bizim öyle bir durum, benim öyle bir durumum olmuş. Yani ne kadar sevildiğin insanlar hani ölünce Gülay kalabalıktan, Hanım'ın evet Gülay Hanım da kim? söyledi. Ne kadar sevildiğini gördün, yani ne kadar sevilmediğini. Giden gidiyor, kalan sağlar benimdir. Ama benim her zamanki hayalim şeydir zaten. Yani şu an tanıştım, şu an etrafımdaki olan insanlarla sağlıklı bir şekilde olsaydım hani illa onları ben çağırmasam da ben koşa koşa gitsem yanlarına. O sorunu zaten bizim ben her zaman engellerini söylüyorum. Şu erişebilirliğini, ulaşabilirliğini her yani ne kadar insanlar bu kaldırımda rampayla olarak görseler
Ama sadece o değil işte. Bunu halledin ki bize devamlı bundan bahsetmeyelim, değil mi? Tabii. Yani demesin sana işte engelliler dilencidir, seks sorunları var, kaldırım rampayı diye. Halledin, susalım bize. Tamam, ondan sonra biz atomu parçalarız belki, ne bileyim, uranyumu zenginleştiririz yani. Onu halletmek o kadar zor bir şey değil Ne aslında değil da. Yani işte. gelişemedik bir türlü Mete ya. Yok. Yani dışarıda insanlar, dış ülkelerde falan halletmişler. Giden arkadaşlar anlatıyor da benden dolayı tabii ki dikkat ediyorlar. İşte evet. Kaldırımlar minicikmiş. Engelli yolu ayrıymış. Bisiklet yolu ayrıymış. Araba asla park edemezmiş falan filan. Yani bu biraz gerçekten eğitimle çok ilgili. Bir şeyleri göstermekle çok ilgili. Yani mesela hani kamu spotu diye bir program var ya, televizyonlarda Evet, falan evet, çıkıyor. evet. Hani onun gibi şeyler sürekli yapılabilse bizlerle Çok ilgili de. haklısın Çok evet. fazla yok ama bizle ilgili. Yok. Yani özellikle çocuklara aşılanabilse Tabii. erişilebilirlik de o zaman ortadan kalkacak. Sen istediğin zaman evinden Tabii. çıkıp bir yere gitmek istediğinde gideceksin. Çağırabileceğin araçlar, aracın yoksa mesela, araçlar olabilse. Ama bunlar hep ekonomiye dayanıyor Mete ya. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri Bizim söylüyoruz ama ekonomimiz mi yok Allah'ını seversen? bizim Savaşı bile göze ekonomimiz farklı alıyoruz da, şeylere kullanılıyor savaşı bile ama. göze alıyoruz da bunları mı yapamayacağız Farklı yani? şeylere kullanılıyor. Hayır İşte ya o ben da ayrı bir mesela, konu. evet. Engelli programıyla hiç ilgisi olmayan bir konu. İşte yok yani, ne diyebilirsin ama biz de gündemin içindeyiz canım yani. Bizim bir kenara atılmamıza yani, bu saçmalıktan vazgeçilsin artık canım yani. Biz zengin bir ülkeyiz, kim ne derse desin. Bak 100 yıl olmuş Cumhuriyeti kuralı. Yiyen yemiş, her gelen götürmüş, şu yapmış etmiş. Ben A partisi ya da B partisi demiyorum. Zaten programda ya da asla, ne bileyim, şu partiden birisi geldi. Engelliler için yardım olan, engellilerin yakını olan herkes benim için bu programın onore edilmesi gereken, motive edilmesi gereken güzel insandır. Benim umurumda değil. Neredeymiş, A'mış, B'miş, işte zemin siyahmış, beyazmış. Zaten olamazdı. Yani olmaması da gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bunun ve ben istiyorum bunun benzeri programlar çoğalsın, yapılsın, edilsin. Daha iyisini yapacağını olan varsa gelsin. Değişiriz. Umurumda değil. Yani bu şey değil. Yeter ki konuşulaklar, yani doğru konuşulması gereken, düşünülenler, yaşananlar düzgün bir şekilde de izleyenlere aktarılsın. Evet. Yani sadece benim tek kendi adıma düşüncelerim bunlar yani. Yoksa hani bu programa benzer çok programlar yapıldı. İşte demagoji programları oluyor bir yerden Ya sonra. ama bir şimdi sen böyle deyince düşündüm de normal kalan kanalları, yoğun olarak izlenilen kanallarda engelli programı yok. Yok. TRT'de bir tane vardı. Her Hala şeye devam rağmen ediyor yok, mu devam etmiyor. bilmiyorum. Son bildiğim kadarıyla devam Mesela yok etmiyor. ve ben bunun bir şeylerin üstü kapatılsın diye yapıldığını düşündüm şimdi sen söyleyince. Olabilir yani Yani bunları hani biz yasa yani yaptık falan rahat rahat konuşacak ama bir ha. engelliye çıkarıp da bir engelli programı yapıp da dertlerinin aktarılması. Çok izlenen kanallardan bahsediyorum. Belki Aks TV'de izleniyor ama çok insana Tabii. ulaşamayabiliyordur. Hani ATV'si bilmem ne, o tür Tabii kanallardan tabii tabii. bahsediyorum. Hani orada yapılsa çok daha farklı duyarlılıklar ortaya çıkabilir aslında. Bak sen deyince aklıma geldi, öyle program gerçekten Ya yok. tabii olması da lazım aslında. Hani ben bile bu kanaldan istikrarlı bir şekilde gittiğim için belki olabilir, ya da bu kadar kişiye ulaşabiliyorsam Evet, çok daha gerçekten büyük çok ses destekle, getirdin daha büyük sen. prodüksiyonlarla, yani Evet. onların artık neyse oluyor bilmiyorum. Daha güzel şeyler yapılabileceğine inanıyorum. Buna benzer bir iki program daha olduğunu biliyorum ama aylık ya da 15 günde bir olarak yayınlanan, böyle daha bizim Yerel daha kanallar gibi. daha böyle yerel kanallardan birisi. Diğeri de bildiğim kadarıyla bir spor kanalının, işte bir futbol takımının kanalının, spor takımının kanalının, işte o ayda bir herhalde çıkıyor. Orada olduğunu biliyorum galiba. Başka da varsa bile işte bak, duyamamışız. Ya evet, Duymamız da yani gerekirdi. Ama duyarlılığı artırırdı bilirim işte, benim aslında. amacım tabii ki arttırır. Niye Tabii. arttırmasın? Yani engelliler program yapar, engelliler her şey yapabilir. Sen sadece ne bileyim, biraz destek ol. Biraz işte şu stüdyoları, yerleri falan ayarla Aya bakalım. tabii. O kişileri de çağır. Ondan sonrası geri gelirdi. Evet. Hürgücüm, valla biz güzel sohbet ettik. Evet, evde İnşallah. gibi oldu Evet, yine. valla yani her zamanki gibi, ama programın da sonuna geldik. Dilerim ben ileriki günlerde işlerin ve sağlığın devrim de iyi olduğu sürece bana katılırsın. İstiyorum, Ama çok bugün geldiğin istiyorum. için de çok Evet, teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Bugün de programımız sonuna geldi. Senin söylemek istediğin bir şey varsa son olarak. Bir şey yok, ne diyeyim? Su bayağı şey söyledik zaten. Onu da inanıyorum ben de. Evet, başarılar diliyorum sana. Gerçi çok başarılısın Birlikte. ama Birlikte yani teşekkür çok ederim. güzel devam ediyorsun. Yani İnşallah tebrik böyle ediyorum seni gider ama hep gerçekten. birlikte inşallah. Devrim de aramıza katılır. Onunla da olur. Bir gün getiririz onu da. İnşallah evet. Evet.
Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve programın da sonuna gelmiş olduk böylelikle. Sevgili seyirciler, bizi izlediğiniz için, farkındalığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.